Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir dersle beraberiz. Evet, gördüğünüz üzere bir şer'iye sicili vesikası okuyoruz. Şer'iye sicilleri esasen talik hatla ya da talik kırması dediğimiz böyle bozuk bir talikle yazılıyorlar. Bu da onlardan bir tanesi arkadaşlar. Peki, Bismillah deyip başlarken aynı zamanda arkadaşlar şer'iye sicillerinde kendinizi geliştirmek istiyorsanız Udemy'de bununla ilgili 40 derste şer'iye sicilleri eğitimi diye kursumuz var. Arzu ederseniz açıklamadaki link üzerinden ve Udemy'deki diğer kurslarımızı alabilirsiniz referans linkiyle. Peki hemen Bismillah diyerek arkadaşlar bu dersimizi okumaya başlayalım. Evet, burada maruz yazıyor. Evet, maruz. Aşağı geçiyoruz. Varit olan fermanı alilerine İmtisalen tenvinlerin genelde arşivlerde böyle işte çift esre tenvin dediğimiz çift esre, çift ötre ve çift üstün ki burada zaten çift üstün var arkadaşlar. En an diye okuyoruz. İmtisalen arzu halde deda ki mezkur Kara Mürsel nahiyesine tabi Kara Mürsel nahiyesine tabi Ereğli karyesinde Ereğli karyesinde Ümmü Gülsüm Hatun'un ihzarı yani artık hazır edilmesi, mahkemeye gelmesi yahut sakine olduğu yani iskan ettiği, oturduğu, ikamet ettiği mülk menzilin ba hücceti şer'iye, ba hücceti şer'iye yani şer'i bir belge, bir ispat, bir vesika ile Ba, Farsça örneklerden arkadaşlar ile beraber anlamında ba. Ba hücceti şer'iye şiraen burada da çift üstün yani tenvin işareti konulmamış harekesi şiraen yani şira ne demek arkadaşlar bir malı bir mülkü aldım verdim sattım diye bir konuda alıcı ve satıcı arasında bir nevi anlaşmanın yapıldığını ifade ediyor. Bir satışı ifade ediyor. Şiraen mutasarrıfesi hanım olduğu için Ümmü Gülsüm mutasarrıfesi şeklinde bayan ol, erkek olsaydı mutasarrıfı derdi arkadaşlar. Peki mutasarrıfesi Ayşe hatuna teslimi için kıbeli şerden. Şer dedi şeriat. Buradan dedi şeriatın da kasıt şerden kasıt mahkeme arkadaşlar. Kanun, hükümler. Zaten şeriat dedi Allah'ın hükümleri, kanunları ibaret. Evet, Kıbeli Şer'den yani mahkeme tarafından Çukadar Mehmet Emin. Çukadar değil, Çuhadar artık. Mehmet Emin ve Nahiye-i Mezbure. Nahiye-i. Burada bir hemze katılabilir arkadaşlar. Tabii katılmayabiliyor arşivlerde. Nahiye-i Mezbure artık anlamdan çıkartacağız. Adı geçen Nahiye. Neresi? Kara Mürsel. Mahkemesinde, evet Nahiye-i Mezbure mahkemesinde Muhzır dediği mübaşir Mustafa, Muhzır Mustafa ve Kariye-i Mezbure imamı, Kariye dediği artık köy neresiydi? Ereğli'ydi arkadaşlar. Kariye-i Mezbure imamı marifetiyle Mezbure Ümmü Gülsüm daveti şer-i şerif olundukta. Yani gel mahkemede konuş, belgeni getir vesaire. Çağrıldık da yani artık celp diyelim. Mezbure Ümmü Gülsüm fil hakika yani aslında hakikate menzili mezkurda benim kat'a alaka ve medhalim olmayıp yani bir ilgim yok demekle lakin sakine olacak yani oturacak menzilim bir otur başımı sokacak bir evim menzilim yoktur deyu yazıyor arkadaşlar murafaadan imtina yani ondan sakınmış murafaa dedi. Mahkemede yüzleşme. Ondan sakınmış arkadaşlar imtina ve ademi itaatini yani itaatsizliğini yani davete o celbe katılmamasını böyle itaatsizlik olarak ifade etmiş ademi itaat deniliyor. Peki meclisi şer-i şerife gelip inha itmeyini yani inha burada artık ifadeyle yazıyla vesaire bir konuyu bildirmek arkadaşlar. Mezbure Ümmü Gülsüm'ün ademi itaati
ve mürafaadan imtinaı malumu devletleri buyruldukta en bu ferman Hazreti Men lehül emrindir. Peki tarih kısmı fi 9 min şehri Rebiyül evvel sene 1187 arkadaşlar. Hicri tarih tabii ki. Evet arkadaşlar yine bir dersimizin sonuna geldik. Ben çok teşekkür ediyorum. Başka bir derste tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.